Haza 17 Ağustos 2020 yılında Kastamonu-Taşköprü karayolu üzerinde Tosya kavşağında yaşandı. Taşınmak maksatlı kiraladıkları evin temizliği için Taşköprü'den Kastamonu'ya gelen Seher Özkan, temizlik yaptıkları sırada bazı ihtiyaçlardan dolayı dışarı çıktı. 61 yaşındaki Seher Özkan, markete gittiği sırada Tosya kavşağında karşıya geçmek istedi yaya geçidinden karşıya geçmeye çalıştığı sırada 40 yaşındaki BT isimli sürücünün kullandığı 34 plakalı otomobil, karşıya geçmek isteyen Seher Özkan'a çarptı. Kazada Seher Özkan, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından tutulan bilirkişi raporunda hem yaya Seher Özkan'a hem de otomobil sürücüsü BT'ye kusur bulundu. Bunun üzerine Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan soruşturma başlatıldı. MOBESE kameralarına yansıyan kazanın ardından tutulan bilirkişi raporunda hem sürücüye hem de yaya kusur bulunurken dosya Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Ankara Adli Tıp Kurumu ise, hazırladığı raporunda, Sidi'deki mevcut kamera görüntüsünden trafik ışıklarının çalışma periyotları incelendiğinde, 34 plakalı otomobilin olay mahalli ışık kontrollü kavşağı yeşil ışıkta giriş yaptığının anlaşıldığı, mahal şartları, kazanın oluş şekli. Olay mahallindeki hız limiti de dikkate alındığında şüpheli sürücünün kusurunun olmadığı kanaatine varılmıştır ifadelerine yer verildi. Tutulan rapor üzerine Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı ise kovuşturmaya yer olmadığına karar kılarak dosyayı kapattı. 17 Ağustos 2020'de Taşköprü'den Kastamonu'ya taşınmak için gelmiştik. Annemle beraber e, evi temizlemek için hazırlandığım sırada annem birkaç eşya alayım diye çıktı. O sırada e, yayak kaldırımından geçerken bir kaza sonucu vefat etti. Kazanın ardından dosya Adli Tıp'a gitti. Adli Tıp'ta da e, MOBESE kameralarından, güvenlik kameralarına, görgü tanıklarına rağmen annemi e, suçlu buldular. Ve e, annem Adli Tıp'ın sonucuna göre soruşturmaya gerek duymadı. E, biz bir mahkeme görülsün istiyoruz. İçimizin, e, vicdanımızın rahat etmesi için, hani en azından gerçekten böyleymiş diyebilmemiz için bir e, mahkeme olsun bir adalet olsun istiyoruz